Yani dünyanın en pahalı madenleriyle uğraşıp bu kadar daha az para kazanan başka hiçbir meslek yoktur. İşimiz mıhlayıcılık. Mıhlayıcılık da takının üzerine, altının üzerine, sade gelen montörün üzerine herhangi bir yapıştırıcı kullanmadan taşı düz durduracak bir şekilde taşı onun üzerine monte etme işi. Yarın alacağınız çok ince bir iş, deli işi gibi bir şey. Yaparken taşın duruşu, ışığa alışı, yani bunların hepsi detay, hepsi önemli şeyler bunlar. Kuyumculuk aslında Ermeni mesleği denir. Yani okumayan çocuk çarşıya gider, ya sadeker olur ya mıhlayıcı olur. Abim vasıtasıyla girdik birinin yanına, çuvacağında çalışmaya başladık. 90 yılında çırak olarak başladım. 14-15 yaşlarındaydım. 20'li yaşlarımızın ortasında da artık usta olmuştuk. Ama ustalığın sonu yok. Kendinizi usta zannettiğiniz zamanlar öyle şeyler yapıyorsunuz ki ben hiçbir şey bilmiyormuşum diyorsunuz. Ve yani gidip tekrar ustanıza danıştığınızda o farklı bir şey söylüyor. Yani demek ki diyorsunuz daha tam olmamışım. Hani geldim 44 yaşına, daha tam olmadığım şeyler var. Yani her gün yeni bir şey öğreniyorsunuz. Eskiden yani kötü ustalar da vardı. Yani senin öğrenmeni istemeyen insanlar da vardı. Hani o iyi ustaydı, onu nasıl yaptığını görüp de senin ona rakip olmaman için sana göstermeyen insanlar da vardı ama benim ustam bildiği her şeyi zerresine kadar anlattı. Her şeyini anlattı. Afiyet olsun, kolay gelsin. Sağ ol. Fabrikasyona girdi iş. Yani sanatçının yorumun artık takılarda veya hani işlerde göremiyorsunuz. Bu işin hakkını alıyorlardı. Gerçekten alıyordu insanlar. Çünkü sanata ve sanatçıya değer vardı. Yani yapılan işe kolay olmadığını görüp bu parayı hak ediyor deniyordu. Ama endüstriye geçişte itibaren bir önemi kalmadı. Emeğin bir önemi kalmadı. Evet, büyük bir sanat. Önemli bir sanat. Ve hani bu takıda, kuyumculuktaki en önemli sanat. Hani bunun boyutu var. Sade var. Sade dendiği zaman yani malın iskeletidir. Yani taşsız halidir. Muhteşem bir sade yapın. Dünyanın en iyi sadesini yapın. O mıhlama kötüyse o mal kötü görünür. Yani mıhlayıcı bir malı ne kadar güzel mıhlarsa o mal o kadar güzel görünür. Yani bunların hepsi aşama aşama. Yani ilk deformasyon gözlerinizden başlıyor bu işte. Daha sonra vizörler kullanıyorsunuz, gözlük kullanıyorsunuz, devam ediyorsunuz. Zaten her şeyde üretiyorsa bir şey, hayal dünyasının geniş olması lazım. Yani bunda aslında en önemli şey, siz sade halinde baktığınızda elinizdeki taşlarla beraber onun bitmiş halini görmeniz gerekiyor. Mesela müşterinin ne istediğini bilebilmek önemli. Hani geliyor size bir şey anlatıyor. Onun anlattığını hayalinize canlandırmanız lazım. Onun ne istediğini anlamanız lazım. Onu ne istediğini verdiğiniz zaman o da mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz. Bir tane bir müşterimizin bir işini yaptık. Babası zamanında sarı pirince bir motifler yapmış ve babasını kaybetmiş. O da ona hatıra kalmış. O da diyor ki ya ben bunu yanımda taşımak istiyorum. Bir yüzük modeli istedi. Hani biz de o pirinci o yüzüğün üzerine monte ettik. Bir iki tane de taş koyduk. Çok mutlu oldu. Ben 10 yıl önce babamı kaybettim. Çok canım acıdı, aşırı canım acıdı yani. Artık en sonunda ben de gittim buraya. Adını yazdırdım babamın. Hani burada ne anladığını biliyorum bir yakınını, sevenini kaybedenin. O yüzü babasının bir manevi bir şeyin üzerine taşımasını istemesi kadar doğal bir şey yok.
Yani eşimin son, kızımın ilk aşkı olmak amacım. Bir de oğlum var. Onun da kahraman olayım. Ya yeter.